bir iki tespit yapmak istiyorum. Neredeyiz? Neyiz? Memnun muyuz? Değilsek çaresi ne? Bakıyoruz. Biz bir toplumuz. Dünyaya hüküm veren toplumlardan gelen bir toplum. Biz bir toplumuz. Üç kıtada at oynatan bir toplum. Ve şimdi eziklikle yüz yüze gelerek akıl oynatan toplum haline geldik. Dünden bugüne geliş. Dün neden öyle, bugün niye böyle? Evet, bir tespiti yapmamız lazım. Bakıyorsunuz, ekonomiye bakıyorsunuz. Maddeleşmiş toplumlar ekonomiye bakmaya mecbur. Biz bu toplumun içerisindeyiz, bu felsefenin içerisindeyiz. Biz de bakmaya mecburuz. Ekonomiye bakıyorsunuz, perişan ortalık. Var mı gülen bir yüz? Var mı rahatım diyebilen? Eğer bir ülkede ana evladının tedavisini temin edebilmek için böbreğini saplığa çıkarmışsa, eğer 21. asra merdiven dayandığı iddiasıyla yaşayan bir toplumda baba evladının tedavisini temin için gözünü saplığa çıkarmışsa, eğer bir ülkede 35 yıl, 40 yıl enerjisini, emeğini, gençliğini ülkesinin saadetine, refahına, erdemine hasretmiş devlet memuru, kamu işçisi, özel teşebbüs işçisi, hulasa beyniyle, zihniyle, fikriyle, bileğiyle, gücüyle, teriyle bu millete kendini feda etmiş insan, 40 yıllık hizmetinden sonra emekli köşesine çekilip rahat etmesi en tabi hakkı iken, hakka hizmet ederek rahat etmesi şart odur. Yoksa sömürürler, yoksa soyarlar, yoksa yılanlar gibi zehirlerler. Bugün olduğu gibi, bu noktaya gelmiş bir insanın köşesine çekilip yapması lazım gelen hizmetleri yapması gerekirken, toplum bunu sağlayamamışsa, devlet bunu verememişse, siyasi iktidarlar bunu vermemişse, o toplumda huzurdan söz etmenin, o toplumda ekonomik kemalden söz etmenin imkanı yok. Vakamız şudur, 70 yaşında insan 20'sini çık 50 yaşını, 50 yılını bu millete, bu iktidarlara, bu devlete vermiş insan. Gecenin karanlığında semt pazarlarında. Mahcubiyeti güneşin ışığından korumayı gerektiriyor. Mahcubiyeti. Gecenin karanlığında gidiyor, akşam gün eldikten sonra gidiyor semt pazarına, pırasanın kenara atılmışını alabilmek için, lahananın terk edilmişini alabilmek için, salatalığın bırakılmışını alabilmek için. Bu ülke demokratik bir ülke mi? Bu ülke hukuk devleti ilkelerinin hakim olduğu bir ülke mi? Bütün semtlerimizi, bütün insanlarımızı tenzih ederek ifade ediyorum ama tespite mecburum ki özellikle kenar semtlerde çok geri kalmış, yani geri bıraktırılmış, geri kalmış değil, özellikle geri bıraktırılmış bölgelerimizde ve semtlerimizde haya ve haysiyet zedelenir hale gelmiştir. Bundan hicap duymamız gerekir. Bundan haya duymamız gerekir. Bunun sorumluluğundan üstümüze pay almamız gerekir. Ekonomi bu. Bir ülke
İffeti için, haysiyeti için, namusu için, setri ve tesettürü için, ilmi ve tefekkürü için ömrünü veren genç kızımızın inandığı biçiminde yaşamasına imkan vermediği yerde, genel ev patroniçelerine çok vergi ödedi diye madalya veriyorsa bir ülkede, o ülke insanının sabahlara kadar, gece yarlarına kadar, ömür boyu hatta başını günahkar elleri arasına alıp kara kara düşünmesi ve sonra çare bulması lazım. Oralara düşen insanlar bizim insanlarımız, bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz. Bizim inancımız şu: her doğan pırıl pırıl tertemiz doğar. Sonra beşikte anası, eşikte babası, sokakta komşusu, toplumda devleti sahip çıkarsa o temizlik devam eder. Sahip çıkmazsa rezil olur, müzmahil olur, perişan olur. Öyleyse suçlu, suçlu ana, baba, komşu, devlet. Bizim inancımız bu. Sokakta yan gördüğün, yanlış gördüğün, yamuk gördüğün hangi insan varsa bilesin ki o da senin gibi pırıl pırıl doğdu. Ama sahipsiz kaldı. Hudaynabi sahipsiz ve bakımsız. En büyük sorumluluk siyasi iktidarların bugüne kadar. Böyle bir televizyon yapısıyla, böyle bir eğitim yapısıyla, böyle bir kültür yapısıyla reddedilmiş, terk edilmiş kültüre, hatta savaş açılmış kültüre, itibar edilmemiş kültüre, yeni kültür türleri getirmek suretiyle toplumu bu hale getiren siyasi iktidarlar, siyasi iktidarlara iktidar veren eller. Çünkü bir ambarın bir avuç mostrası olur. Bu siyasi iktidarlar bu toplumun mostrasıdır. Bu toplumun örneğidir.